Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda kalabalık bir mekandayız. Arkamda böyle görüyorsunuz, şöyle biraz daha yukarıdan çekeyim. Büyük bir alanda Jazz Unveiled isimli bir etkinlik var. Bu fuardan önce düzenleniyor. Bugün ayın 6'sı ve fuar 8'inde açılıyor. Burada aslında bir nevi ön gösterim diyebiliriz. Burada birçok firma, fuara katılan birçok irili ufaklı firmalar burada envai çeşit ürünlerini sergiliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, işte akıllı kameradan tutun da akıllı gözlüğe kadar, ne bileyim 3D yazıcılardan ufak tefek işte bir sivrisinek yakalama makinesine kadar birçok ürünü burada fuar açılmadan görebiliyorsunuz. Burada bakıyorsunuz, insanlar, firma yetkilileri size anlatıyorlar zaten burada neler olduğunu. Basına özel bir etkinlik bu. Fuar açılmadan en azından kaba taslak ne olduğunu görebiliyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla böyle çeşitli çözümler çok yaygın. Bir tane işte Fransız firmasına baktım. Onlarda bir enteresan bir ürün vardı. Akıllı gözlük ama business ürünü, yani kurumsal bir ürünmüş. Bireysel bir ürün de yapıyoruz ama dediler pek uğraşmak istemiyorlar anladığım kadarıyla. Bunun dışında baktığımızda mesela çeşitli standlarda gördüm. Bir tane akıllı bir arı kovanı gördüm mesela. Arıların daha verimli çalışsa bal üretmesini sağlıyor muhtemelen. İşte bunun gibi birçok böyle enteresan cihaz, enteresan ürünü bu fuarda görebiliyorsunuz. Onu söylemiş olayım. Bu alanda, bu etkinlikte. Tabi burada 300-400 tane böyle bir ileri ufaklı stand var. Yani şöyle göstereyim. Şurada bakın mesela. Küçük küçük standlar da var bunlar. Fuar başlamadan önce işte fuardaki bu etkinlikleri ve bu katılan firmaları da görmüş oluyorsunuz. Ben şimdi birkaç tanesiyle ilgili bazı küçük kısa videolar çekeceğim. Onları da buraya koyacağız. Onları da bakarsınız, en azından bir fikir edinmiş olursunuz siz de. Şimdi yine enteresan, Unveiled etkinliğindeki enteresan bir ürünle karşınızda. Cross Helmet isimli bir ürün var. Bu ürün aslında ben de motosiklet kullanıcısı dedim bir dönem. Hala da bir ehliyetim var. Enteresan bir özellik sunuyor. Şimdi şöyle çevirelim. Arkasında bu kamera bulunuyor. Hemen şurada bakın. Şurada bir kameramız var. Bu kaskın arkasında. Bu kameradaki görüntü şöyle göstereyim. Şurada böyle küçük bir hood display gibi var. Arabalarda vardır bu. Ona benzeyen bir bölüm var. Aslında bir nevi kaskınızda bir nevi geri görüş kamerası gibi bir şey oluyor. Siz de bunu dikiz aynasından bakar gibi şurada görmüş oluyorsunuz. Enteresan bir ürün. Şimdi sordum ben buradaki beyefendiye. Kendisi henüz daha geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Arka kameranın da 170 derecelik bir görüş açısı var. Buradan bu arka kameradaki görüş açısıyla siz de arkanızdan gelen araçları ve yolun durumunu bu kaskınızda görmüş oluyorsunuz. İlginç bir ürün. Halen geliştiriliyormuş. Muhtemelen, yani inşallah olursa diyelim, bir ürün olarak karşımıza çıkacağını söyleyelim. Şimdi etkinlik alanında, Jazz Unveiled etkinlik alanında bu sene Innovation, yani inovasyon dalında ödül alan ürünleri görüyoruz. Burada bir tane enteresan bir Life diye bir ürün var. Bu bildiğimiz bir arı kovanı. Bunun içine herhalde bir şeyi var. Bakalım şurada. Termal bir sistemi varmış ve IOT özellikleri de bulunuyormuş. Yani nesnenin interneti. Arıların daha uzun yaşaması ve bize bal üretmesi için geliştirilmiş bir ürün. Burada da mesela bir tane sopa gibi bir şey var. Bu Harry Potter'ın Kano Coding Kit ismini vermişler buna. Bu çocuklara toplama öğretmek için geliştirilmiş bir ürünmüş. Buna da Innovation ödülü verilmiş. Burada bir tane güvenlikle ilgili bir ürün var. LG V40 Think'e
telefon tarafından bir wireless devices, accessory sensor devices diye verilmiş. Kulaklık tarafında Sony almış ödeli. Burada enteresan bir tabak mamak gibi bir şeyler var. Bakalım bu neymiş. Tetra countertop dishwasher. Bu da bir tür temizlik yapıyormuş. Temizlik cihazı. Böyle görüyoruz burada. Su geçirmeyen bir speaker varmış. Aynı zamanda da box olarak kullanılıyor. Bundan da ödül almışlar. Ekran kartı tarafında da Nvidia'ya RTX 20 serisiyle ödül verilmiş. Bu da şurada. Şöyle çekeyim. Farklı cihazlar da var burada. Şu hemen böyle masa gibi bir şey var. Tahtanın üzerinde duran şey aslında bir tür wireless charger. Kablosuz şarj ediyor. Üzerine konulan her şeyi şarj ediyormuş. Bunun demosuna da bakmıştım ben. Bunun gibi birçok ürünü yine burada inovasyon ödülü almış bölümler tarafında da görebiliyoruz. Kimisi bence çok da gerekli mi ayrı konu ama yapmışlar işte yani böyle şeyler de var. Sesle kontrol edilen bir musluk var. Bu musluğa siz konuştuğunuz zaman işte açıl diyorsunuz, bir bardak su ver diyorsunuz. Onunla o şekilde size ona göre açılıyor. Sesli bir şekilde çalışıyor. Ama aynı zamanda hareket kontrolü de varmış ama şu an üzerinde yok dedi hanımefendi, açıkladı bana biraz az önce. Enteresan bir ürün. Yani artık yavaş yavaş sesimizle sadece telefonları vesaire değil aynı zamanda muslukları da kontrol edeceğiz. CSUNWAVE etkinliğinde geziyoruz. Enteresan bir ürün gördüm ben burada. Bildiğiniz fırın bu, ekmek yapıyor. Şu an dışarıda da ekmekleri görüyorsunuz zaten. Bayağı enteresan bir şey. Bizim gibi ekmeği seven bir ülkede gayet işe yarayacak bir ürün. Burada da yine enteresan bir ürün var. Otonom olarak hareket eden tekerlekli sandalye. Özellikle engelliler için çok işe yarayacak bir ürün. Şu anda bir arkadaş deniyor bunu basından. Engelli olmamasına rağmen bakalım nasıl işe yarayacak. Şu anda önünde bir engel var. Bakalım engele bakalım ne olacak? Çarpacak mı? Evet, çarpmıyor görüyorsunuz. Otomobillerdeki sistem gibi şu anda onu gördüğü için çarpmıyor. Çok güzel, başarılı bir sistem. Şimdi yine enteresan bir ürünle karşınızdayım. Bu da akıllı kamera diye geçiyor. Enteresan bir ürün. Bir Kickstarter projesi aslında. Sizi takip ediyor ve kameramana ihtiyaç olmadığını, kameraman ihtiyacınız olmadan da video çekmenizi sağlıyor. Şu an biraz kafası karıştı cihazın. Havalara bakıyor ama normalde beni takip ediyordu. Enteresan bir ürün olmuş. Kickstarter üzerinden satın alabiliyorsunuz. Yine burada CSUNWAVE etkinliğinde bu cihazı kurcalama imkanımız oldu. Vallahi fena değil. Zaten biz kameraman kullanmıyoruz ama böyle karşımıza koysak, kendi kendimizi takip etse daha iyi olacak bir ürün diye düşünüyorum.
Evet, şu anda fuarda dolaşıyoruz ama çok enteresan bir cihaz gördüm ben. Enteresan bir ürün. Böyle havada görüntü oluşturuyor. Vallahi bunu nasıl yapıyor anlayamadım. Bakın şu anda bu görüntü havada arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Bunu nasıl yapıyorlar bilemiyorum ama çok enteresan. Farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz böyle. Galiba bir ekran veya bir yelpaze gibi bir dönen bir şey var. Evet, burada şu anda onu görüyorum. Burada bir pervane gibi bir şey var. Onun etrafında dönen görüntüler var burada. Ama çok güzel olmuş. Yani uzaktan gören biri bunun böyle havada olduğunu düşünür. Onu da söyleyeyim. Evet, CES Unveiled etkinliği de böyle geçti. Söylediğim gibi burada yüzlerce böyle hem küçük ufak tefek girişimler var hem de fuara katılan firmaların ürünlerini burada görebiliyorsunuz fuar başlamadan önce. Çok fazla olduysa tabii hepsine tek tek gitme imkanımız yok. En azından birkaç tane böyle ilginç gördüğümüzü anlattık. Videomuz da burada bitiyor. Bize her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse teknolojioku.com adresine yapabilirsiniz. CES turlarımız devam edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. We'll be right back.